Anneciğim, ben yapardım. Dur, elini kesemem. Kızım, burada öyle bir şey yok, yok şimdi. Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Şimdi burada bir paketimiz var. Bu paket nedir? Ben bilmiyorum. Ne yapalım acaba? Ne yapalım kendine? Sürpriz. Bence kesin Karaca. Karaca'nın. Karaca'nın şu kek kalıbından aldım arkadaşlar. Bu modeli çok hoşuma gidiyordu. Bir de Emsan, ay burası ne olmuş? Emsan'da da vardı ama şöyle Karaca'da daha uygundu. Emsan'daki 500 küsürdü. Aynı. Bende zaten şu var. Bende bu var. Şöyle. Şu kalıbım var ama yok, ikisi de aynı. Gerçi bunun küçük olmasına rağmen bu daha ağır. Aslında benim bütün kalıplarım vardı. Böyle çok fazla kek yapmasam da, böyle misafir falan geldi ama yapıyordum, böyle çoktu. Ondan sonra bir tanesini Sevda'ya verdim. Bir tanesini ablama verdim. Bir tanesini Nergiz'e verdim. Bir tanesini de ikinci ablama yolladım. Bilmiyorum. Yani tam ya 3 ya da 4 tane kalıp gönderdim oraya. En son... Evet kızım, Selime teyze. En son olarak da Sevda geldiği zaman böyle tart kalıbım vardı. Onun bir tanesini... Tart kalıbım vardı. Onu da ikinci ablama göndermiştim bir tane ondan. Daha sonra amcamın kızı bana hediye almıştı. Abla al dedi, seninkini vermiştin dedi. Geçen geldiğimde Sevda onu beğendi. Gitmesine de az kalmıştı. Dedim al bunu. Ben başka sonra alırım. Yani hediyeyi hediye etmiş oldum. Neyse, işte bir tane şöyle kek kalıbım vardı. Bir tane de Karaca'nın, bunu aldım. Deseni çok hoşuma gidiyordu. Böyle güzel kek çıkıyordu. Bu da güzel çıkarıyordu da. Ama bu gerçekten ağır. İnşallah en kısa zamanda böyle. Şurası birazcık gözüme battı. Ay, bir tane nokta var. Ama kalıp bence güzel. Dediğim gibi Emsan'da aynısı vardı. Sadece renk farkı vardı. Böyle gold, yok roz gibi. 570'ti yani. Bence değmez. Bunu da 300'e aldım. Böyle üstüne atabiliriz. Ah, iki tane. Ne güzel oturdular. Kalıp bana yeter. Gören de sanacak ki kalıpta, şey, kutuda ne var? Çıkan bir tane bu. Değil mi anneciğim? Şimdilik kalıbımızı yıkayalım. Geçen bıçak aldım ya, yıkamadan koymuşum şeye. Bir izleyicim de yazmış ki yıkamadan bıçağı koydum diye. Valla bazen insanın dalgınlığına geliyor arkadaşlar. Annem gene yıkamayacak mı? Çayını vereyim mi? 2 gündür beklediğim bir şey var. Ne? Gelmiyor. Adı ne? Söyle. Adını dağlara yazdım yarim. Anneciğim, bir şey bekliyorum. Bir şey. Ulan ne oldu? Akıtmalarımız nasıl? O misal. Kızım, dışarıya çıksam soğanım falan da yok ama işte bir gidiyorsun markete, olur olmaz böyle ihtiyacın dışında da bir şeyler alıp geliyorsun ama belki saat 1-2 gibi hem çıkaralım, hem Mira oynar, şey, uyur dışarıda, hem Yaren birazcık parkta sallanır. Dur bakalım. Ne diyorsun? Çok güzel olur. Paşa çayı işte. Sıcak duman. Aa, bu ne? Duman çıkmıyor. Yani resmen bana şu an kaynanalık yapıyorsun. Allah var. 7 yıllık evliyim. Yaren'in bana yaptıklarını, yani kaynanalık yaptığını kayınvaliden bana 7 yıldır yapmamıştır.
Allah anne şimdi yanımızda tatlıya gider. Diğer gofretler bitti mi? Bitiyorlar. Bitiyorlar değil, bitti mi? Bitti. Ben onu sevmiyorum, ben içmek istemiyorum, yemek istemiyorum bunu. Ben sadece Bim'in ince gofretini yiyorum, o kadar. Sen ne yiyorsun? Ana kız. Çay keyfi yapalım. Ne oldu? Bak ne güzel sana yolluk serdim işte. Daha ne istiyorsun? Orada sıcacık. Hava güzel mi kız? İki çay şöyle gelmişiz. Hmm. Hangisi benim? Bu benim. Anne ben sana çikolata getirdim. Heh, böyle buraya mesela kapanır yolluk serersin. Güneş yine bakacaktır kapalı olsa bile. Fotoğraf çekelim mi? O taraftaki evlerin oturma odasına güneş bakıyor. Bu tarafa bakmıyor. Bizim avantajımız... Ben fotoğraf çekelim mi? Çok güzel görünüyor. Tamam hacım, bizim avantajımız... Gerçi ben bu tarafta oturmayı pek sevmiyorum ama... Neden? Sıcak böyle güzel. Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Burayı sevmedin mi? O tarafı mı seviyorsun? O tarafın balkonu çok soğuk. Güneş batmıyor oraya. Buraya bakıyor musun? Arabasını getirdin anneciğim şeyden. Buradaydı. Evet, salondaydı. Şimdi buraya normalde de böyle yolluk bırakırım ama direkt güneşle temas ettiği için yakar. Çok güzel, hava sıcak. Kanın gece sakarcık neden? Sizin nedensin? Bilmiyorum. Çay keyfi yapar. Anne şöyle çekelim bir kez ya. Bana çikolata niye getirdin, ben istemiyorum ki. Tamam. Çok sevdim. Tamam, ben şeye koyayım güneş görmesin. Ne oldu? Sen de içecek misin bizimle çay? Evet. Çay içecek misin? Anne şöyle çeksene. Ne? Hani şöyle yaparsın ya normalde. He. Sen öyle yapıyorsun. Sen bana mı özendin şu an? Ben de burada şimdi oynayayım. Şey yakında havuzu da temizlerler. Evet. Yavaş yavaş yaz gelmeye başlıyor. Evet anneciğim. Oy. Çiçekler, sizi ne yapsam, kararsızım. Anne. Anne bebe. Bu balkon pek hoşuna gitmedi. Anne spor. Ne oldu Mira? Diğeri de spor derdine düşmüş. Tamam, bu kadar yeter. Elimi artmayayım da spor geç kalıyor. Ben de bak bana. Ha. Hareketlerimizi sen de öğren. Çok güzel hareketler yapıyorsun. Şu an bakar mısınız? Hı. Biraz kas çıktı. Evet. Çok güzel kas yapmışsın. Miram, bak ne güzel rüzgar esiyor annem. Karıştırdım galiba. Kış dedin annem. Allah merhaba. Şimdi en heyecanlısına geçelim. Dayarız. Şimdi anne bak. Çok yoruluyorum. Spor birazcık saat geçiyor. Ne istiyorsun Miram? Bakın. Siz de hep sabah akşam öğlende yapın, ben yapıyorum ki. Muz yedirelim. Merhaba, ben muz yedireceğim ben. Anneciğim yemez şimdi, bu yedi ya, o yüzden yemez. Yok, ben de bakayım, deneyecek. Yiyecek mi? Ham. Ham. Anne, hama yere oturtmuyorsun ki ondan yiyecek. Anne yer mi? Otursana oraya. Otur buraya, otur otur. Otur bakayım. Duydun mu ya Renzil'in sesini? Yaren yapma. Al. Ya yapma, istemiyor, yapma. Gel. Biraz o ayaklarını şey yapsan. Ha? Kendini salmasan. Gelmiyor ya, geliyor. Basar mısın o ayaklarını? Düzgün basar mısın? O zaman hop yapacağım seni. Üşendim seni. Geldi. Yarenim. Ya yedeceğim bir kez ya. Kes.
yedirebilsem. Bırak anne, bırak. İstemiyor diyorum ya. Huysuz. Huysuz. Hadi yat. Ama onun ağlarsa olur. Yürü onu da götür kardeşine ver. Suyunu belki içer götür. Şimdi şeker falan canım istemedi. Ben bir bardak çay içtim. O kadar. Ne oluyor sana? Buradayım ya. Sana ne oluyor? Aa, ablam bile kaçtı yanımdan. Ne istiyorsun? Ay kızım. Nazlı kızım benim. Yine gel. Al bak. Tut buraya. Tutun kızım. Gel yanıma gel. Gel. İlla kendisi. Dur kendi yapsın dur. Ne oldu Mira, yapamadın mı anneciğim? Ne? Anne bir onu göster. Bir onun için yaptın her şeyi. Al. Anne orada hemen olur içer ya. İstemiyoruz da fırlattım. Gördüm. Kaçıyorum ben. Git şu tel, bak babanı arayacağım. Git. Terlik şey çorap giy. Git. Altına da atlet giy Yaren. Böyle oldu ya. Sen ne kadar uslu bir kızdın ya. Ha? Büyüdükçe senin huyların değişiyor biliyor musun? Allah Allah. Isırma. Oh. Isırma. Ya ısırma. Isırma kızım, ısırma. Isırma be. Oh. Anne ısırma. Gel bir tane daha ısırayım. Gel. İyi mi? Isıramazsın sen. Buraya gel. Isırma diyorum sana. Ne oldu? Ne oldu benim peteğime? Peteğime ne olmuş? Peteğime ne olmuş? Ha? Niye ısırıyorsun sen beni? Uyuyacak mısın? Vay viski. Ninni de kızıma, ninni. Ninni de yavruma, ninni. Ve sen beni ne zaman öpeceksin böyle? Ne zaman öpeceksin beni böyle? Böyle ne zaman öpeceksin? Ha? Zorla gülüyorsun. Zorla gülüyorsun. Seni yerim lan. Seni ben yerim kız. Isırdın sen, bak canım acıdı. Canım acıdı kız benim. Ha, canım acıdı kız benim. Dişlerin var ya, yaramaz seni.
Evet. Aslında halı fazla küçük de olmadı ya. Bence güzel. Arada böyle değiştiririm. Bu arada ben dün bu eli size göstermemiştim değil mi? Evet. Elimizin son hali bu şekil. Gayet güzel. Dün yapıştırdım ve hala duruyor. Zaten çift taraflı bantla yapıştırılıyordu. Bu şekil. Burayı da Şahin'le biz delmiştik. En azından havluyu buraya asmam için şey yaptım. Genelde ben kapının arkasına asıyordum. Gelen misafir falan mesela şey yapamıyorlar. Ortalıkta havlu yok. Böyle iyi oldu. Kolumuz da bu şekil. 80 lira mıydı neydi? Ben biraz daha büyük bekliyordum ama minik geldi. Olsun. Böyle de idare eder. Şimdi ben ne yaptım? Banyoyu güzelce klozetine kadar sildim domestosla. Çamaşırlarımı attım. Yeri bir süpürdüm. Bir de elimle güzelce sildim. Şey, yoğunluğunu da serdim. Aşağıya inelim. Bir de düşünelim yemek ne yapalım. Miram uyuyor. Hala neredeyse bir 40 dakika falan oldu. Çöplerim toplanıyor bir yandan. Her zamanki gibi olmazsa olmazım. Benim canım çöplerim. Şimdi ne yapacağız? Yemek bir fikir bana acil verin. Ne yapayım? Dışarıya da üşeniyorum. Vallahi markete falan da inanın ki böyle var ya. Hiç istemiyorum şu an gitmek ama bir şey bulacağız. Patatesim olsa şey, soğanım olsaydı patatesli mantı yapardım. Yaren de seviyor. Onu yerdik. Saça başa bak bugün ben de. Bugün ayrı dünyadayım ben. Ama soğanım yok. O yüzden de şimdi bunun hazinesini boşaltacağım ve Mira uyandığında inşallah yatak odasını falan süpüreceğim. Şu an uyuyor. Nevresimi değiştirdim. Ben nevresimi falan ütülemiyorum. Zaten bir iki yattım mı düzeliyor. Belki söyleyenler şimdi olacaktır ama ütülemiyorum ben. Ütüleyenlere de saygı duyuyorum. Ya şeyinin gözünü yerim. Ne kadar güzel uyuyorsun. Bunu çıkaracağım. Şu an ses yapmayayım diye şey yapmadım. Örtüsü falan asılı dursun biraz daha. Bu odayı süpürdükten sonra bir de Vleda'yla yerleri silerim. Halısını daha sonra sererim. Şimdi çöplerim biraz daha beklesin. Çünkü Yaren'in odasına girmedik. Yaren'in odasına girdik mi muhakkak çıkacaktır. Ya dün çok şaşırdım şeyde. Genelde videolarım hiç öyle o kadar derecede hiç kötü olmuyordu izlenmesi. Ama dün zaten evvelsi gün şu saçlardan var ya. Evvelsi gün zaten düşüktü ama dün baya baya düşüktü. Yani bir saatte böyle 1500-1700 falan izlenme alan kanalım 200 görüntüleme aldı. Şok oldum gerçekten. Nazara mı geldi benim kanalım acaba? Neyse, toparlarız diye düşünüyorum. Ama mesela birinde öyle desem ki genel bir sıkıntı var, o da yok. Diğeri normal, bir tanesi öyle. Neyse düzelir ya, sağlık olsun şimdi. Çamaşırları yıkana dursun. Güzel oldu ama ya, sevdim. Minik falan gözüme geldi ama yok yok iyi. Şimdi camları falan kapattım, Yaren'in odasını da kapattım. Çocuğa soğuk gitmesin. Şimdilik bakalım. Yaren, anneciğim, Yaren, sen bu odaya gitsene, küçük odaya. Ben burayı da bir şey yapayım, halledeyim anneciğim, tamam? Hadi. Sonra Mira uyansın, dışarı çıkarız belki, tamam? Tamam, Mira uyansın kızım, bak hangi dille söylüyorum sana. Mira uyansın, gidelim. Çocuğu bırakıp öyle mi gidelim bir tanem? Sabredebilirsin Yaren. Ben de çok şeye sabrediyorum mesela bu hayatta. Çok şeye sabrediyorum ama sana söylüyor muyum? Ne? Allah'ım yarabbim. Mira diyor uyansın da tamam ama ben sabredebilir miyim? Niye edemiyorsun acaba? Sabredebilir miyim? Çocuk da bir dile bak ya. Şimdi burayı da kapatalım. Mutfağa bir geçelim bakalım da ne yapacağız, ne yapacağız. Yukarısı hep bu kağıtlardan. Hep. Sen oraya geç anneciğim, tamam mı? Çikolata falan da al oraya geç. Ben burayı bir koltuğu bak yine yamukladım. Ben burayı bir süpüreyim, tamam? En azından bir odamız temiz kalsın. Olur mu güzel kızım benim? Hadi. Evet, o odaya geç. Orası temiz. Ben burayı halledeyim. Ne diyeceksin?
Nereye anneciğim? Tamam da burayı toplayacağım diyorum yarenim ya. Gitmeyen çöplerimiz. Ay saat 3:30. Sabahtan bulaşıklarım da var. Onları da makineyi boşaltıp doldurmam lazım. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bugün üstümde öyle bir ağırlık var ki hiç hem de hiçbir şey yapmak istemiyor canım. Iş kıracaktım. Hiçbir şey hem de. Bunu da şimdi tekerle açamayacağız. Şunları koyalım. Ya da bunu buraya değil de şuraya koyalım. Makinemizi boşaltalım. Burada tavuk çıkardım. Ya böyle kuşbaşı sote yaparım ya da kızartırım. Yanına da bulgur pilavı yaparım. Başka bir şey düşünemedim. Yaren ne oldu? Seslendin mi? Seslenmedin mi? Yukarıya kardeşine bak da gel annem uyuyor mu? Lütfen anneciğim. Bak kalkar ağlar çocuk. Bunu da şey yaptım, halının üstünü bir alsın, bir de salona gitsin. Ayağımı gel, süpür demedim. Kayıyor ya, yapış. Güzel ha, sevdim, hoşuna gitti. İlk baştan sevmemiştim ya. Şu an biraz gözüm alıştı gibi. Bulaşıklarım zaten öyle fazla yoktu. Koku yapmasın diye açmıştım. Dışarıya da çıkmak hiç istemiyorum. Çıkmayacağım ben. Vallahi şu an kesinlikle dışarıya canım çıkmak istemiyor. Burası gene karışmış. Oy. Zaten en çok karışan dolaplardan bir tanesi. Vallahi şu an hiç dayanam dışarıya çıkayım. Markete gideyim yok. Süper fresh'im şimdilik şey. Milföy hamurum daha var. Anam bir git ya. Zaten sinirliyim bir de sen sinirimi şey yapma. Yemek az yaptığım zaman da kötü. Böyle ertesi güne kalmıyor. O kötü. Fazla yaptığım zaman da kalıyor. Yazık günah dökülüyor. Çözemedim şu an. Hangisi daha iyi? Tabii ki de dökülmesi iyi değil de. Ama en azından ertesi güne kalıyor ya böyle bir yemek derdini düşünmüyorsun. Nasılsa var diyorsun. Şu makineyi bir boşaltayım arkadaşlar. Ondan sonra şu tavuğumuz çözülsün. Kirlileri doldurayım. Bu kız da çöpleri şuraya topluyorum. Bu kız da bir, odaları bir süpürsün. Banyoyu da hallettim çok şükür. Miram uyanır. Falan filan işte. Bugün bitmesini istiyorum gerçekten. Zaten saat 4 olmuş bile ama ben bu aşırı derecede bugünün bitmesini istiyorum. Hayırlısıyla bitsin inşallah. Hadi bakalım yerleştireyim de sonra görüşürüz inşallah.
Şimdi bizim güzel kıza bakın. Yani süpürgede aslında suç yok, suç bende. Yukarıya götürseydim o da düşürmezdi. Ama dur bakalım. Mira mı kalktı acaba? I'll continue the cleanup. I'm repositioning. Please stay clear. Kapattım maç. Cleanup paused. I'll continue the cleanup. I'm repositioning. Please stay clear. Onu çıkarayım bir de Mira'ya bakayım, ses geldi sanki. Bunun da 3 dakikası mı? Onu da hemen şimdi kurutmaya atarım. Bu arada çocuklara tavuk çorbası da koyacağım. Onu çünkü çok seviyorlar. İkisi de yiyorlar. Şimdi tavuğu sote yapsam biliyorum yani yemeyecek. En azından tavuk çorbası yapayım. Onu ben de seviyorum. Yaren de seviyor. Mira da seviyor. O yüzden onu koyacağım şimdi. Şimdilik makineyi boşalttım. Kirleri doldurdum. Bunları genelde hep elimde yıkıyorum. Şimdi şu kapağı da yıkayayım. Bunu yıkadım. Suyumuzu yapalım şimdi. Bunları zaten hemen kurulayıp kaldıracağım. Tam işte buraları hallediyordum. Bizim kız gitmiş. Yani benim suçum. Da şimdi yarısını şey yapayım, hemen koyayım pişsin. Tavuk çorbasını seviyorlar çünkü ikisi de. Ben boşuna demiyorum ya, bugünün bitmesi gerekiyor. Nasıl bu hale geldi?
ipten de nasıl kırılmış. Evet, benim güzelim sürahim de gitti. Yıkadım, pakladım. Tam suyumu hazırlayacaktım ki başına böyle bir şey geldi. Neyse. Sağlık olsun. Şimdi elimden düşüp parçalanıyormuş iyice. Gitti. Yapacak bir şey var mı? Yok. Bugün daha fazla bir şeyler kırmadan bit artık. Bu gene neyi altına aldı? Bakayım, bakayım altında ne var. Ben çünkü malımı biliyorum. Malımı tanıdığım için. Şimdik arkadaşlarım, burada tavuğumu koydum. Haşlansın. Burada da şöyle iki parça bıraktım. Çözüksün, sote yapacağım. Şurayı bir alayım da elime falan batmadan şimdi nasıl yıkayacağız. Bakın. Yaren Hanım'la da azar eşittik. Anneciğim dedi, suç senin. Neden plastik dedi almıyorsun? Gidiyorsun kırılan şeyler alıyorsun. Çocuk haklı. Çocuk haklı. Ya, çocuktan da azar eşittik. Bir Yaren kalmıştı, azarlanılmış. Neyse, bunu zaten yıkamıştım. Bari bunu kullanalım artık. Yapacak bir şey var mı? Az daha taşıyordu. Benim saçıma başıma bakar mısınız? Az daha taşıyordu. Son anda fark ettim. Mira kuş böyle uykusunu alıyor. Gece de bana zehir ediyor. Hani Mira böyle sürekli ağlıyor ya. Herde acaba bir yeri mi ağrıyor diyenler oluyor. Hatta bugün yorumlarda şey de gördüm. Anam, cam şeyleri de buralara kadar gelmiş. Ki dün onu ben yaptım arkadaşlar.
Kalpol verdim. Dedim acaba bir yeri mi ağrıyordur? Kalpol verdim, ağrı kesici bana mısın demedi. Aynı yolda devam etti. Sonra dedim hadi, demek ki bir yeri ağrımıyordu. Huyulara falan değişiyor. Yorumlarda da bugün böyle öyle aynı şey yazılmış. Feride acaba bir yeri mi ağrıyor? İlaç, ağrı kesici mi versen? Eğer ağlaması durursa demek ki bir yeri ağrıyor. Yok durmasa da huyu değişiyor. Cadel olsun olsun sanırım huyu değişiyor arkadaşlar. Evet bayağı bir zorluyor beni ama olsun. Ben bu hallerinden çok mutluyum. En azından hareketleri falan bayağı bir değişti son birkaç günde. Daha da böyle olgunlaştı gibi. Zorluyor mu beni? Zorluyor. Sürekli böyle ağlıyor, kucak istiyor. Yaren'den mi bakmış? Onu da yorumlarda yazmışsınız. Yaren çok şey yapıyor. Evet Yaren sevecek. Yani seveceğim diye çocuğu gerçekten bıktırıyor böyle. Bir şey de demek istemiyorum. Üzülmesin yani. Zaten sürekli Yaren yapma, Yaren yapma. Anne sen bana niye böyle yapıyorsun, şey yapıyor. Böyle. Ama bu durumunda altından üstesinden kalkacağız. Evelallah. Allah'ın izniyle her şey yoluna girecek arkadaşlarım. Sendromumuz da bitecek. Esma ablam da, senin bu da Esma ablam. Seni seviyorum. Çok güzel teselli verdi. Ne diyor? Geçmiş olsun diyor. 2, 3, 4, 5, 6. Sen yaş sendromları diyor yaşayacaksın. Bu durumu diyor biz görünce çok mutlu oluruz. Evet ben de çok mutlu oluyorum bu duruma gerçekten. En azından yani son birkaç günde baya baya tepkileri değişti arkadaşlar. Yani daha da olgunlaştı falan. Bakalım hayırlısı. Yeter ki her şey normale dönsün. İnanın razıyım böyle sendromlarına. Kucakta gezdirmelerimi, mesela öğlen de yatırmam için 40 dakika boyunca neredeyse kucakta gezdirdim. Bazen belim ağrıyor. Allah'tan fazla kilolu bir bebek değil. Yani bebeklikten aslında çıktı artık Mira. Yani artık bir kız, yani kız çocuğu oldu diyelim. Bazen belim ağrıyor. Böyle çok tuttuğum zaman özellikle 1 saat, 1,5 saat böyle bir sırtım çok kötü ağrıyor. Hani ameliyattan sonra öyle oluyor. Hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hayırlısı, hakkımızda hayırlısı. Neyse Rabbim onu nasip etsin. Yeter ki Miram iyi olsun. Razıyız. Şimdi onun köpüğünü aldık. Bu kaynamaya devam etsin arkadaşlar. Benim kız hala sağ olsun süpürüyor ama ilk baştan böyle robotu almıştım. Çok hevesli aldım. Sonra bir pişman oldum dedim. Niye aldım? Gidip köşe zaten temizlik yapmıyor. Ama şu an iyi ki almışım dediğim ürün. Baksana anneciğim. İyi ki almışım dediğim ürünlerden bir tanesi şu an kendisi. Böyle ben mutfaktayım, o da böyle işleri hallediyor. Anneciğim bakar mısın lütfen? Tamam ben bir şey yapmayacağım. Sen çocuğa bak. Suyumuzu hazırladık. Şimdi bunu koyalım. Tavuğumuz kaynıyor. Gideyim ben yarın Miram'ı getireyim. Uyandı benim küçük miniğim. Annesi ben bunu çıkarttım. Bensiz ne yaptın? Bensiz sakın bu merdivenlerden indireyim deme Yaren. Sakın öyle bir şey hiç deneme. Yapıyorum ya. Dur bakayım babayı da arayalım bakalım neredeymiş baba. Bu nereye gidiyor? Tamam anne. Annem tamam. Annem. Oo, yok. Anne sonra yok.
Ayyem. Tamam. Tamam. Sen niye ağladın? Ne oldu? Tamam. 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 Anne yanında seni. Ne oldu cana? Ha benim bolapanım. Senin o sendromlarını yerim. Yarın sen büyü, ben sana bunların hepsini göstereceğim. Hepsini göstereceğim senin. Hepsini. İçinle de çeke çeke ağlıyor. Allah'ım. Allah'ım. Hayır. 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 Güzel kızım benim. Hani. Hani. Ne oldu? Ne oldu sana? Mümkün benim. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Senin o sendromlarını yerim ben. O küsmelerini. O küsmelerini yerim, yerim. Hı? Küstün mü? İnce ne? Ne çabuk geçti? Ablası. Dur annem, açma, açma. Anneciğim, açma. Onsuz artık hayat var diye görsün. Kumandasını ver ona. Ver onun eline. O kumandası zaten onun. Ver. Hayır, hayır, hayır. Üzme. Üzme. Annem. Üzme. Üzme kendini. Hayır, hayır. Hayır, benim güzel. Anne böyle yaptı, böyle. Tamam. Hadi arabasını da ver. Annem. Sen yeter ki iste. Ben seni balkona da çıkarırım. Her yere götürürüm annem. Al. Yani anne, arabasını park, versene. Parka gitsin. Canım, canım. Kendisi hava altında kendine gelsin mi çocuğum? Şunu buradan niye yaptım biliyor musunuz? Gözüne geliyor diye buradan böyle tutturdum. Annem, araba, araba. Senin o sendromlarını yerim ben senin o, ha? O başlayıp da 3 günlük süren sendromunu yerim, ha? Yemeği sonra yapsın. Sen benim hangi lafımı dinliyorsun ki ben de senin laflarını dinleyeyim mesela? Ha? Hangi lafımı dinledin sen? Kaç kere de çorap giy diyorum. Git kızım, git salonu süpür. Burada ne işin var güzelim benim? Yaren dur, ne süpürsün. Yaren çekil bak. Dokunacak sana şimdi. Çekil. Hazır gidiyor, gitsin. Senin sendromlarını yesin anne. Sendromlarını yesin kız. Ne? Annem benim. Ablası yardım et, kaldır böyle, saklasın o. Saklasın ablası. Yardım et. Kur, 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 kur. Kur. Kur, 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 kur. Kendin de mi gireceksin? Gir hadi, gir. Gir, kendin de gir hadi. Kendin de gir hadi. Ablası tut öyle, tamam mı? Ha? O saklamak saklamak istiyor. Ablası tut. Ay Allah'ım, sen bak büyüksün anne, bak, yarabbim. Bak. Görüyorum annem. Anne. Çık. Hayır annem, yer soğuktur. Çık. Yarenim. Çık annem, çık. Çık, gel. Sendromlu bebeğim benim. Ay, orada öyle oynuyor. Gel, 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 gel. Gel arabanı al, gel. Gel, gel annem, gel. Gel, yatmasın kızım, yer soğuk. Gel, gel. Anne ben onu demiyorum çocuğa. Gel, gel, gel. Bir de şöyle yapıyor arkadaşlar, benim odamda. Anne parka ne zaman gidelim? Annem çok yoruldum. Çok. Park 2 dakika bir şey ya, onu yani mi? O anlamda yoruldum değil, genel çok yoruldum biliyor musun? Biliyorum senin de şeyin yok. Haklısın ama beni de biraz anlasanız keşke. Kumdan kale yaptım. Kumdan kale hem de. Sendrom. Hayırdır? Sendrom, buraya girdik. Bulduk gene. O kırmızı aşkın Emira. Hadi oraya gidelim. Kendi altına saklama, tamam mı çocuğu? Baba.
ablam bir halının altına saklanmamış kalmıştı. Onu da yaptı ya. Aynen. Kurban oldum Rabbim. Sen bana sabır ver ya Rabbim. Şu masanın üstünü silecektim. Tavuklar merhabalar. Nasılsınız? Hadi. Şu dağın tepesine çıkmak istiyorum. Şuraya. Şurada bir tane kamp kurmak istiyorum. Orada yaşamak istiyorum. Anne. Belli bir müddet. Bilmiyorum. Bir şey ne kadar süre bilmiyorum tuvalet ama. Tuvalet var mı acaba? Bulurum anneciğim. Doğa ya. Fark etmez. Tövbe estağfurullah. Anne buraya bakar mısın ya? Bir müddet orada olmak çocuğa istiyorum. Çocuğa bakar mısın? Herkesten. Anne bu ne ya? Kafayı soksun. Hayat enerjinle verir misin biraz bana? Verir misin biraz bana? Klimayı aç. Enerji falan geldi mi? Geldi. Birazcık geldi gibi. Ne kadar güzel. O yüzden tavuk göğsünden çorba yapmayı sevmiyorum. Böyle pirzola tarafından daha güzel oluyor bakın. Böyle yağlı falan. Şu elmayı da akşam yeriz. Tavuğumu doğrayayım bakayım. Tam çözülmemiş ama. Bıçak keskin ya. Güzel kesiyor. Bıçak jilet gibi. Allah korusun parmak altında kaldı mı gitti. Neyse konuşmayayım da. Bir de parmak eksikti bugün. Annem televizyonun sesini kısar mısın? Lütfen rica ediyorum. Buzlu tavuk daha güzel şey oldu. Gene mi geldi kız? Yaren bir şey altına aldı bu gene. Altına baktım ama bir şey de yok gibi. Allah aniden değişen yemek şeyi. Patates eklemek istedim. Tavuklu patates olsun. Sulu yemek değil de. Böyle bilmiyorum. Patates istedi canım o an. Soğan da olsaydı çok güzel olurdu ama yok, yapacak bir şey yok. Yeşil soğan üstüne şey yaparım. Hele iyi bir an makarna girdi beynime de dedim yok. Dün pilav yedim, bugün makarna olmaz. Yoksa o da gelmişti. Böyle kapıyı çalıyordu da izin vermedim. Ama bugün artık üşendim. Yarın çıkarsam avokado alırım. Böyle 4 tane falan. Şimdi tavuğumu kızartıyorum. Tavuğum iyice suyunu salsın, çeksin. Daha sonra patatesleri ekleyeceğim. Şu şeyimizi de yıkayalım. Şu
Çocukların zaten çorbaları da var. Böyle bir akşam yemeği olacak arkadaşlar. Tavuğumuz güzelce sotelendi. Daha sonra dün toplamıştım ya, yeşil soğan o dolaptaydı. Onu da güzelce doğradım. Ondan sonra patatesini de koydum ve altını bayağı bir kıstım. Tuzunu da koydum. Baharat fazla koymadım. Fazla derken hiç koymadım. Sadece tuz koydum. Pul biber biraz koyarım. O kadar. Bu da tavuğumuzun suyunu süzdüm. Hatta içine de biraz daha su koydum. Çok azdı. Tavuklarımız burada. Şimdi birazcık ılısın. Didikleyeceğim. Bu da yoğurt, yumurta, limon suyu ve bir kaşık un var. Şimdi de hazırladım. Burada beklesin, su kaynasın. Şehriyesini dökeceğim. Böyle arkadaşlarım. Ama güzel oldu ha. Bakın. Yavaş yavaş böyle pişsin bakalım. Ben gideyim. Şey, neydi onun adı? Sendromlu kızımın yanına. Gideyim ben güzel kızımın yanına. Bu da birazcık ılasın dediğim gibi. Ondan sonra ayıklayacağım. Ne yapıyor benim kelebeğim? Bana ver. Bana ver. Ah, yatma annem. Yatma annem. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi misin? Kalk birazcık sohbet edelim seninle. Kalk birazcık seninle sohbet edelim. Sohbet edelim mi sohbet? Ha? Ne dersin? Kelebeğim benim. Canım kızım. Her şey senin için güzel kızım. Benim şükür sebebim. Allah'ım Allah'ım. Annem. Canım. 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 Hı? Kelebeğim. Oy oy oy, düşersin düşersin düşersin. Çirkin. Çirkin. Ha? Benim güzel kızım. Hı? Ne oldu? Mümüklüm benim. Mümüklüm benim. Sen niye ağladın az önce? Söyle bana. Ha? Ne güzel kızım benim. Canım canım canım. Oh. Bal yanak. Şehriyemizi koydum. Şehriyesi pişsin. Birazcık şey olsun. Hani geç pişiyor. Ondan sonra bu terbiyesini koyacağım ve tavukları küçük küçük doğrayacağım. Patatesimiz de hazır. Şimdi sadece şöyle birazcık pul biberi. Böyle. Ve karabiber. Buna bir de ne yapacağım biliyor musunuz? Sarımsaklı yoğurt yapacağım. Ama öyle bir sarımsak değil. Yeşil sarımsak. Ne yapıyorum Feride? Yeşil bir sarımsak. Dışarıdan getireceğim. Sarımsak. Kapatıyoruz. Şimdi Nuruş'la oynadık. Birazcık annesiyle dertleşti. Dedi ki anneciğim kusura bakma sana bunları yaşatıyorum. Ama bunlar geçici durumdur dedi. Ben de dedim ki olur kızım öyle şeyler. Takma kafana. Anneler bunun için var dedim. Ne yapayım? Ben de onu teselli etmeye çalıştım. Tövbe. Şimdi gideyim hemen çöpümü atayım. Biraz da yeşillik getireyim ve Miroş'umla yemeğimiz de olsun. Miroş'umla zaman geçirelim. Güneşimiz battı. Ana benim battaniyeme bak. Nasıl da gözüküyor buradan çirkin çirkin. Merhaba. Merhaba, bir şey yapmadık mı? Niye kaçıyorsun kız? Vallahi asılıyorlar ama iyi güneşlendiler. Hava aldılar. Şimdi çöpü attım. Şunlar da iyice büyüsünler, şey yapacağım. Böyle yoğurtla falan. Şuradan birazcık koparalım da. Çamura basmayayım çünkü. Sonra merdiven yıkamak zorunda kalıyorum. Dün sarımsakları ne kopardıysam onu yedim. Ama soğanları yemedim. O yüzden de
yemekte kullandığım. Soğan getirmeyeceğim demiştim değil mi? Tam bunları topluyordum. Şahin aradı. Telefona daldım ve bir sürü soğan getirmişim. Şimdi çorbamızın... Ay gördüm mü ne yaptım. Nanesini de yaktık. Niye cısı yapmadı? Neden? Ne oluyor kız sana? Sen benim çorbama nasıl cız yapmazsın? Şimdilik. Hocam söndü nasıl edek? Bir şarkı var ya. Tam da şu an benim ocağımı anlatıyor. Evet, bugün birazcık duru oldu sanki çorbamıza. Ne dersiniz? Aslında kıvamı tam da böyle olması lazım da. Ama biz Mira Kuş'tan dolayı birazcık ne yapıyoruz? Kıvamını şey tutuyoruz arkadaşlarım. Yemeğimi zaten görmüştünüz. Aha böyle. Soğanlarını erken koydum ama yapacak bir şey yok. Şimdi bunları doğruyoruz. Güzelce yoğurtlu, sarımsaklı hazırlıyoruz. Ondan sonra da bu kadar. Ve akşam oldu çok şükür. Bugün hayırlısıyla bitti neredeyse. Saatlerimiz 6.30. Biraz dursun dinlensin. Artık altını kapatalım bunun. Birazcık dinlensin. Ondan sonra Miroş'a yediririm. Sıra bu cadavuzda. Sarımsaklara dokunduğum an kesiyor. Temiz çalıştım. Çıkan bulaşıkları hemen makineye yerleştirdim. Nasıl edeyim? Nasıl edeyim? İyice. Miracığım. Prensesim benim. Prensesim. Benim güzel kızım. Senin gibi güzel bir kızım olduğu için Allah'ıma ne kadar şükretsem az biliyor musun? Bonçikim benim. Ha? Donutum benim. Noodle'ım benim. Yok noodle demeyeyim. Noodle pis şey. Çilekli pastam. Frambuazlı pastam. Frambuazlı ne diyorlar bu Alman çöreği? Neydi onun adı? Hatta BİM'e de gelmiş de BİM'de güzel değil. A101'e şey Migros'a geliyordu bir ara. Yani donmuşu güzel değil. 39 lira mıydı neydi bir tanesi? Neydi onun adı ya? Şu an adını tahmin edenler varsa lütfen yorumlarda yazın böyle. Çok güzel. Alman çöreği diyorlar ona. Ay çok güzel. Şu an olsaydı yeseydim. Evet. Yoğurdumuz hazır. Oğlum söndü nasıl edeyim? Bu nasıl dünya gözümden düştü. Anneciğim sen çok akıllı bir kızsın. Mutfakta yukarıda temizlik yapmış. Bir tane şeker yedim. 2 bardak çay içtim. Limonla. Bu elmayı Yaren'e soydum. Kendimde bir tane kocaman şuradaki elma vardı. O yarımını Yaren'e soydum. Ben de burada kocaman bir tane elmayı tuza bandırarak yedim. Yarın da bunun kısmeti olur inşallah. Niye geldim? Sizlerle vedalaşacağım arkadaşlarım. Mutfağımı toparladım. Bulaşık makinesini açacağım birazdan. Saatlerimiz 9. Miram'ın karnını doyurdum. Efendim Yaren'im. Yarın deriz. Yarın senin mutfağını gösteririz. Mutfağını çekmiş, altını falan temizlemiş diyor. Ne haldeydi sen biliyor musun bana diyor ki. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.